Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Cenab-ı Allah'ın indinde tek din vardır. İkinci bir din yoktur. Ali İmran suresinin 18. ayeti kerimesinde innet dine indallahil İslam. Allah'ın indinde tek din İslam dinidir. Peki İslam nedir ki tek olsun? Toplumumuz bizim Musevi dini, İsevi dini, Muhammedi dini diye bir sürü din koyuyor. Bunlar din değil mi? Derseniz onlar başlı başına birer din değil. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın İslam dininde bakın İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dini var idi. Hanif dininin 3 değişmeyen kaidesi vardır. Nedir onlar? 1. Vahdet. 2. Tevhid. 3. Teslim. Vahdet çokluğun birliğine denir. Cenab-ı Allah mutlak zatından bilinmekliğini murad ettiği için muhabbet etti, sevdi, bu alemi yarattı. Bu alem ve Adem bir sevgi mahsulüdür. Sevmemiş olsaydı bir anne ile baba birbirlerini sevmediği zaman evlatların olmadığı gibi olur. Onun için Cenab-ı Allah bu alemi yarattıktan sonra bir okuldaki bir talebe evvela ilkokul, ortaokul, sonra lise, sonra üniversite tahsil yapıyor. Dikkat edersen İslamiyet'te aynen böyledir. Davud Aleyhisselam'ın Zebur'u artık Musevilerin içerisinde erimiştir. Günümüzde Musevi'nin Davud Aleyhisselam'ın Zebur ilahilerle mücehhezdir o. Kalmamıştır. Museviler ve Zebur ilkokul seviyesinde bir bilgiye sahiptirler. Cenab-ı Allah zaten onların bunları ümmetlerine tebliğ ettiği zaman hakikaten üstünlüğü ve toplumu ikna etmiş olsaydı Musa'dan sonra İsa Aleyhisselam'ı göndermezdi. Demek ki topluma o yetmedi. Zaten Cenab-ı Allah Musa'ya Tur-i Sina'ya çıktığı zaman 10 lafa verdi. Bu 10 lafanın 7'sini Musa'ya müsaade etti. Diğer 3'ü ona müsaade edilmedi. O da 7 tane lafanın ümmetine anlatılması ile dinini devam ettirdi. Ama o Musevi ümmetinin içerisinden İsa geldi. Yetiştikten sonra Musevi olarak amellerini yapıyor idi. Belirli bir zaman sonra Cenab-ı Allah'tan emir alınca artık vahdet zevkiyle Ruhullah dediğimiz İsa Aleyhisselam kendisini görüştürünce şeyler Museviler bundan rahatsız oldular. Bunu çarmıha gelelim, öldürelim dediler. Hakikaten bedensel olarak öldürmüş olabilirler ama asla ruhun ölmediği için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onu gökyüzüne çektik diyor. Onun için İsevi olan kardeşlerimiz de nedir? Bir lise tahsilinin karşılığıdır. Lise tahsili olan bir kişi İsevi olarak vahdeti idrak eder. Kiliselere falan giderseniz görürsünüz. Onlar da ümmeti, çünkü İsa'nın ümmeti teşbihteydi. İsa Aleyhisselam tenzihteydi. Tenzih nedir? Teşbih nedir? Tenzih
Leyse kemislü şeyin. Hiçbir şeye benzemez Allah zat yönüyle. Ve hüve semiül basir. O işten ve görendir. Demek ki zat yönüyle hiçbir şeye benzemez ama sıfatlar yönüyle de sizdeki gibi duyan, gören ve konuşandır. Onun için Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Sen ne düşünüyorsun o zaman? Zatını düşünme imkanı yok ki düşünesin. Ama biz kolayımıza geldiği için Allah nerededir? Allah hayalde, zanda, her yerde diye zatını darp ediyoruz. Allah mekandan münezzehtir. Tabii zat yönüyle mekandan münezzehtir. Çünkü zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş fakat hiçbirine Allah denmez. Vahdet yönüyle tektir. Nerede anarsan oradadır. Mümin kulunun kalbindedir Allah. Mümin kul kimse oradaki tecellisiyle orada suratını gösterir. Bakın dikkat ederseniz hep zat-ı ilahi yönüyle söylüyor. Elbette bunların hepsi yanlıştır. İki can serveri madem Allah'ın zatını düşünmeyiniz diyorsa kardeşim sen düşünme. Onun sıfatlarına tecelli ettikten sonra onu tanımaya bak. Çünkü Allah'tan büyük bir varlık yok. Allah'a örtmüş olsun. O bakımdan işte İsa da nedir? Bu lise seviyesinde bir tahsile sahiptir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Muhammedi olarak üniversite tahsiline sahip olma halidir. İsa'dan sonra da hakikaten İsa'nın havacımları ve kendisi bunun layıkıyla o toplumu itminan etmiş olsaydı, irşad etmiş olsaydı İsa aleyhisselam, o zaman ondan sonra Hazreti Muhammed'i göndermezdi. Demek ki Hazreti Muhammed'i gönderdi, gönderdi ona da Kur'an verdi. İsa aleyhisselam'a yalnız tek bir yedi lafanın sekizincisini verdi. Yedi tane lafa ile beraber sekizincisini verdi. İsa'daki o halkedicilikti, tekvinattı, teklikti. Onu Museviler kabul etmediler ve onun için kelime geldiler zaten İsa'ya. Hazreti Muhammed'e geldiğimiz zaman 9. ve 10. hikmet ilmi, sır ilmi, esrar ilmi, ilmi ledün diye vasıflandırdığımız bu ilimleri de yediği onun içerisinde 8. İsa'nın ilmi onun içerisinde 2 tane de fazladan olarak hikmet ilmini, sır ilmini, esrar ilmini, ilmi ledün dediğimiz o Kevser ırmağını ona ihsan etti. Onun için Muhammedilerin içerisinde bugün Museviler vardır. Aramızda Musevi olanlar var. Ben Hazreti Muhammed ümmetiyim diyor ama amellerine bakın. Hayalde zanda bir. Allah'ı tanıyor. Hakikaten zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş olan Cenab-ı Hakk'ı tanımıyorsa o Musevidir. Bol bol ibadet eder. Manasını bilmeden Kur'an da okur. Ama asla ve asla Musevilikten öteye geçemez. Ama ismen Muhammediyim der. Elbette Muhammediliğin aslını biliyor mu? Sorsak bilmez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı namazın manasını sorsanız onlara namaz kıldıkları halde ne kıyamın manasını bilirler, ne rukunun manasını bilirler, ne secdenin manasını bilirler. Allah emrettiği için onu öyle kılıyorum der. Toplumunuza sorun. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini İslam dinidir. Onun için atası olan İbrahim aleyhisselam'dan gelen İsmail soyundan gelir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onun vahdeti çokluğun birliğinin idrakındadır. Bir, ikincisi tevhid. Tevhid dinidir İslam dini. Tevhid demek iki varlığın birliği değildir. Tevhid ne demektir o zaman? Tevhid iki varlığın birliği olmuş olsaydı Cenab-ı Allah'ın mülkünde iki varlık olurdu. İki varlık yok. İşte onun zatından sıfatına
sıfatından daha fiilleriyle açığa çıkmasına tevhid denir. Bir varlık vardır, ikinci bir enerji, ikinci bir hayat, ikinci bir mevcut değildir, varlık mevcut değildir. Onun için İslam dini aynı zamanda tevhid dinidir. Tevhidde de dikkat ediyorsanız, sizler nefis mertebelerini kat etseniz, nefislerden sonra da ruh mertebelerini de kat etseniz, çünkü nefis mertebeleri yedidir, ruh mertebeleri de yedidir. Yerler yedi kat, gökler yedi kat ayet-i kerimesi gereğince, yerler dediğiniz nefis mertebeleridir, gökler dediğiniz de ruh mertebeleridir. Bunların hepsini de tahsil etseniz, hepsinde bir tek tecellinin mevcudiyetini görürsünüz. Tevhiddir. Ve vahdettir. Ve teslim, üçüncüsü de teslimdir. Hanif dininin üçüncüsü de teslimdir. Nedir teslim? Teslim bir kişiye bir kişiye teslim olması değil. Bir salikin mürşide teslim olması değil. Bir kulun Allah'a teslim olması değil. Nedir ya o zaman? Teslim, Cenab-ı Allah'ın mülkünde ikinci bir varlık yok. Zatından sıfatına, sıfatının fiilleriyle açığa çıkmışsa Cenab-ı Allah, o fiiller sıfata teslim olur. Sıfat zata teslim olur. Vücut vücudullah'tır. Allah'ındır vücut. Ahmet'in, Mehmet'in vücudu yoktur. Onun için işte teslim olmak bir varlığın bir varlığı değildir. Bir salik bir mürşide teslim olduysa salik sıfattır, mürşid zattır. Allah zatsa peygamber sıfattır. Peygamber zatsa bütün evliyalar onun sıfatıdır. Bütün evliyalar zatsa onun ifanları sıfat şeydir, sıfattır. Öyle değil midir? Yani bu kaide doğrultusuna idrak ederseniz onun mülkünde ikinci bir varlığı koymazsınız. İşte Hanif dininin üç tane vahdet, tevhid ve teslim kaidesi İslamiyet'te de aynen böyledir. İnnet dine indallâhil İslam. Cenab-ı Allah bunu neyin arkasından söylüyor? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesini okuyalım. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketü ve ulul ilmi gâimen bil kıstı. La ilahe illa huvel azizul hakim. İnnet dine indallâhil İslam. Ve mehtelefellezine ütül kitabe illa min ba'di ma ca'a ehmul ilmi ba'yan beynehum ve men yekfur bi ayatillahi ve innallaha seri'ul hisab. Bak hesapları da anında veriyor bir de. Dikkat ederseniz bu şahitliğinden sonra gelen bir ayet-i kerimedir. Cenab-ı Allah hakikat-ı Muhammediye'de şahitlik yapar. O şahitliğinden sonra gelen bir ifadeyi kullandığımız zaman anlarız ki Musevilik ayrı bir din değilmiş. İsevilik ayrı bir din değilmiş. Muhammedlik ayrı bir din değilmiş. Bir ağacın yaprağı, gövdesi ve meyveleri durumu demiş. Veyahut da bu İslamiyet'te dört tane kapı vardır. Bir, şeriat kapısı. İki, tarikat kapısı. Üç, hakikat kapısı, dört marifet kapısı. Bunun yekunu Muhammediliktir. Siz namaz kılarken hakikaten kıldığınız namazın Rabbinizle görüşemiyorsanız, kıldığınız namazda kıyamın, rükûnun, secdenin manalarını bilmiyorsanız ancaksın sizin ilmel yakinliğiniz olan Yunus Aleyhisselam'ın miracını yapıyorsunuz siz. Yunus Aleyhisselam balın karnındayken La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin dedi. Ya Rabbi beni zalimlerden eyleme. Neden dedi? Çünkü anladı. Bu tahsilde olan bir salik de mürşid-i kamil olan Yunus Aleyhisselam'ın Yunus'un butunundayken ki mürşid saliklerin annesidir onun karnındayken ne yapıyor? Fiillerin faali Allah, sıfatların mevsufu Allah, vücudun mevcudu Allah diyor. Artık anladı ki ikilik içerisinde mutsuz, huzursuz, stres, üzüntü, keder, alamadım, veremedim, çocuk derdi, karı derdi, mal derdi derken hayatı bitmiş adamın. Onun için
anladı artık. Ya Rabbi, mülkünde sen teksin. Benim varlığım yokmuş. Ben kendime nispet ettiğim için hep ikilikle huzursuzum, huzursuzmuşum. Sana bıraktım her şeyi. Dediği zaman beni zalimlerden eyleme deyişi, ilmel yakinlik seviyesinde Yunus Aleyhisselam'ın miracını yaparlar. Yunus Aleyhisselam'ın miracı balığın karnında ilmel yakinliktir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracı ise Necm suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesindeki Sümmedana fetedalla ve kâne kâbe kâvsın evedna. Gördünüz mü? Sümmedana, artık zatın, sıfatın, bütün fiilin bir oldu. Bir, o noksan sıfatlardan münezzeh, zerreden küreye kadar tecelli ettiği halde onların hiçbirisi Allah değil aşağı. Evet, onlardaki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı. Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla var bu insanların hepsi. Bütün varlıklar. Cemadatta, nebadatta, hayvanatta, insanda. Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla varlar. Ondan ayrı değiller. Allah bu varlıklarla var değil. Bu varlıklar onunla var. Onun için sümmedana, o birle bir oldu. Bir. Vahdet hali. Çokluğun birliği. Fetedallâ, sarktı, tenezzül etti. Nereye tenezzül etti? Ruhunuzun sıfatlarımızdan tecellisi. Gözünüz hakkı görmeye başladı. Kulağınız hakkı duymaya başladı. Diliniz hakkı konuşmaya başladı. Bak, sizin gözünüz mü görüyor? Kulağınız mı duyuyor? Diliniz mi konuşuyor? Hayır. Gözden gören o. Kulaktan duyan o. Dilden konuşan o. O kim? İşte sendeki olan şubesinin ruh. Dediğimiz sende enerji halinde, sende hayat halinde bir şubesi var Cenab-ı Hakk'ın. Onunla varsın sen. Buralardan ne yaptı? Artık tecelli etmeye başladı. Fetedella, sarttı. Nereye sarttı? Nereye tenezzül etti? Ruh birliğinden çokluk olan sıfatlara tecelli etti. Ve kâne kâbe kâvseyin. İki kavsın birleştiği nokta. Nedir o? Hem ruhun hem de sıfatların birleştirmiş olduğu bütün vücudunuzun hareketleriyle beraber kalbinizin mevcudiyeti. Çünkü kalp insan vücudunda bir komutandır. Sıfatlar ve azalar onun askerleridir. O komutan ne derse bütün azalar onu yapmak mecburiyetindedir. Siz komutanınız güzelmişse, komutanınız hakikaten temizse harama bakamazsın. O emir vermez çünkü harama bakmana. Senin kulağın gıybet dinleyemez. Dilin yalan söyleyemez. Mümkün de değil bu. Çünkü komutanın emrini dinlemeyen cezalanır. Onun için kalp insan vücudunda bir komutandır. Askerler ise onun sıfatları ve azalarıdır. Onunla uymak mecbur. Ama komutan bozuksa ya göz harmada bakar, kulak gıybette dinler, dil yalan da söyler. Eyvallah. Onun için komutan çok önemli. İşte bu komutan İki kavsun birleştiği, bak iki tane kavuş var burada, tam orta. Onun için Hindistan'da buraya ben koyuyorlar galiba. Artık onu bilerek koyuyorlar, bilmeyerek koyuyorlar, bilmiyorum. Ben bazı bakıyorum 7. kanalda, filmi ekstra Hindistan filmlerini o şey yapıyor, gösteriyor. Kadınların buradasında şey var, nokta, kırmızı nokta bir de. Bilerek koyuyorlarmış efendim. He? Bilerek koyuyorlar. İyi, Allah mübarek etsin, biliyorlarsa mesele yok. Üçüncü göz olayı değil mi burası? Tabii ya. Tenzih, teşbih, tevhid işte burası. Üçüncü göz tevhiddir. Evlisi bekarı farklı renkler koyuyor. Efendim? Evli bekar farklı renkler koyuyor. Onu evlilik veya da bekarlık diye belki de öyle de bir ayrım da olabilir. Ondan sonra da ve kâne kâbe kâvseyin evedna. Artık ikili olmayan bir birliğe kadar Hazreti Muhammed Sarısı'nın miracı var. Ey kardeşim, sen de bir ağacın çekirdeğinin miracını göz önüne getir. Ağacı toprağa atıyorsun, çekirdeğe toprağa atıyorsun, gövde oluyor, dal oluyor, yaprak olur, meyve oluyor. Meyvasının kemalata geldiği zaman meyvanın içerisinde çekirdeği ortaya çıkarıyorsun. İşte sen de bir ağaçsın, insan ağacı. Senin çekirdeğin bir damla sperm. Bunun anne karnındaki gelişmesi, dünyada tekamülü, olgunluk devresi, dolgunluk devresi, ölgünlük devresiyle tekamülü,
Ve bu tekamülü, bedenin tekamülünün yanı sıra ruhunuzun da tekamülünü sağladığınız zaman, o zaman anlayacaksınız ki sizin varlığınız yok, sizdeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıymış. Sizdeki Cenab-ı Allah'ın varlığı sizin tarafınızdan ne kadar kabul edildiyse o kadar bir yaşam içerisindesiniz. O kadar mutlusunuz, huzurlusunuz. Ama ilimle onun herkeste tecelli eden o, bendeki Cenab-ı Hakk'ın varlığı, benim varlığım yoktu ilimle söylüyorsanız, mutsuzluktan, huzursuzluktan yine kurtulamazsınız. Zaten zahir olan ibadet ve taattan kardeşlerimiz hakikaten senelerce ibadet ve taat yapıyorlar. Bir türlü huzursuzluktan kurtulamıyorlar. Neden? Çünkü kendilerindeki olan bu ibadet ve taatlar bilinçsiz olduğu için huzur bulamıyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki namaz insanları fuhuşattan kurtarır. Kötülüklerden kurtarır. İyi de bundan kurtulamamış kendisi. Kurtulamayınca o kişi düzelemiyor. Mutsuzluktan, huzursuzluktan paçayı kurtaramıyor. Kurtaramadığı için azap çekiyor işte. Onun için bir kişi şeriatı ahkami olan taklit şeriattan, yani anasından duymuş, babasından duymuş, hoca efendi söylemiş, Allah birdir. Nasıl birdir? Bilmiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamış, 63 yaşında alem-i ahirete intikal etmiş. Bu alemden ayrılmış. Günümüzde Hazreti Muhammed öldü mü? Öldü dese Hazreti Muhammed ölmedi diyecek. Ölmediyse göster. Nanay. Demek ki Muhammed hakkında da bilgisi yok. Sonra kulluğu var. Kul musun? Canım ben Allah'ın kuluyum. Beni boştan, yoktan yaratmış. Yok öyle şey. Yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Yoktan yaratılma olur mu? Yok bir malzemeden bir malzemeyi meydana getirebilir misin? Vardan ya olur o. Demir. Kürek mi yapacaksın? Balta mı yapacaksın? Demirden yapılıyor. Bak demir vardı öyle yapılıyor. Demir olmasa o küreği, o baltayı nereden yapacaksın? Bir ağacı olmazsa sehpayı, masayı, çerçeveyi nereden yapacaksın? Vardan var var kardeşim. Yoktan var olmaz. Yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Var olan tebdilat olur. Değişikliğe uğrar. Ama vardır gene. Şu insanoğlu belirli yaştan sonra vefat etse nereye gidiyor? Toprağa. Bir toprakta yok mu? Var. Dünyada görünmüyor, görünmediği için ona yok deme. Cemaatattan nebata da geçiyor gene var. Cemaatattan hayvana da geçiyor gene var. Hayvanattan elma, sebze de yiyip içiyorsun insana geçiyor gene var. Yoktan var olur mu hiç? Vardan da yok olmaz. Onun için kişi işte bu şekildeki olan, baştaki olan, çekirdekten sondaki olan çekirdeğe kadar bir tahsilde kendi insana aslenisini bulursa bu alemde amalıktan kurtulur. İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde dünyada ama olan ahirette de amadır. Kardeşler amalıktan kurtulalım. Şeriatı evveldeki olan anamızdan, dedemizden, hoca efendiden duyduğumuz Allah'ın birliğinin ötesinde neden bir? Neden iki değil Allah? Canım olur mu ya ki olur mu Allah? Olmaz da. Herkes bir diyor. Bilinçli mi diyorsun, bilinçsiz mi diyorsun? Laf da diyorsun. Olmadı. Bunu idrak edelim. İkincisi tarikat. Tarikat diye bir şey yok. Tarik demek, yol demektir. Ne yolu? İlim irfaniyet yolu. İlmi irfaniyetini araştır. Cenab-ı Allah nasıl vardır? Hazreti Muhammed kimdir? Nedir? Araştır. Kulluk nedir? Araştır. Cenab-ı Allah'ın bu alemdeki olan şu aynalardan tecellisini seyretmeye o zaman başlayabilirsin. Bilmezsen başlayamazsın. Bunları da öğrendiysen artık şeriat ve tarikat dediğimiz işte Musevilik ile Davud İlahilerle cehaz olan zevur da ilahi vardır. Davud aslında tarikat seviyesinde bir şeydir. Günümüzde de artık tarikatlarla şeriat birleşmiştir. Günümüzdeki tarikatları inceleyin, şeriatın ötesinde bir bilgileri yoktur. Ruh vuslatına ait belirli müstesnalar hariç tabii. Hepsi yoktur demeyelim de. Yani vardır mesela Mısır'ın yazdığı zirahatlar olsun, Hacı Bayram Veli Hazretleri olsun,
Eşrefoğlu Rumi Hazretleri olsun, buna benzer. Mevlana'lar olsun, Yunuslar olsun, tarikattan yetişmişler. Ama melamiliğini bulmuşlar. Ruhun kendilerindeki tecellisini idrak etmişler. Ama belirli kişi bunlar. Herkes değil. Çünkü onlardaki Cenab-ı Allah'ın tecellisiyle olmuş bunlar. Lütfu ilahiye mazhar olmuşlar. Yoksa bir tahsil yapmış olsalar, onlar da %5 civarında olmuş zamanlarında bu yüceliğe vakıf olan. Bunlar hakikaten ilim yönüyle bu tahsil yapmış olsalardı %70, %80 hakikaten vakıf olanlar çıkardı. Demek ki %5 bir müessesenin %5 imal etmesiyle %80 imal etmesi hakkında dünyada da fark var. Onun için evvela bilmek, sonra görmek, sonra olmak lazım. Bilmeden göremezsin. Görmeden de olamazsın. Onun için işte bu tarikat seviyesi şeriatı bugün pek değiştirmektedir. Melamelik tarikatların bitiminden sonra başlar sözde, işte onların ruh tahsil yapmalarındandır. Şeriatlarda nefse emmare, levvame, mülhüme, mutmeyne, raziye, marziye, safiye gibi mertebelerin tahsiliyle ömür bitiyor, bu tahsil bitmiyor. Müstesnalar hariç tabi. Çünkü herkes takıl kalıyor. Ama ruh tahsili yapanlar, yani melami zümresi ise direkt nefsin terbiyesiyle değil, ruhun tanımıyla ustat alıyor. Onun için marifetullah ikidir. Bir marifetullah vardır, ilimle bu mertebeler geçmektir. İkinci marifetullah'ın bir şeysi vardır, aşkladır. O aşk onları ustat buldurur. İlmin ikinci yönü ise biri nefis mertebelerinin tahsili, birisi de ruh mertebelerinin tahsilidir. Bunu ayırmak lazım. Marifetullah ikidir. Birisi kişinin nefis mertebelerinin tahsili, ikincisi ruh mertebelerinin tahsili. Öteki iki, ikinci madde ise muhabbetullah'tır. Muhabbetullah ise aşk yoludur. Aşkla bu tahsili yapmadan yetişir insan. Menzilede varır. Onun için bu bölümden sonra üçüncüsü hakkattır. Hakkata sahip olabilmek için ancaksın hakkat ilmini tahsil etmeden varmak mümkün değildir. Mısır'ın Niyazi Hazretleri de öyle diyor zaten. Mürşit gerektir bildire. Hakkı sana hak al yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. İlmel yakinlik seviyesinde toplumumuzda mürşitler vardır. Aynel yakinlik seviyesinde toplumumuzda mürşitler vardır. İrşad eden kişiler vardır. Ama siz diyor hakkal yakinliği tercih edin. Öyle bir kamil olmalıdır ki ilmel yakinlikten seni aynel yakinliğe geçirmeli. Aynel yakinlikten de hakkal yakinliği zevk ettirmeli. İşte buna tabi olun. Yoksa Mevlana'nın dediği gibi her köşede mürşidim diyen çok durur. Binde birinin irfaniyeti yok durur. Yani aslında mürşit dediğiniz o kişiler mürşit olmaz. Kainatta tek mürşit-i kamil vardır Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başka ne efendi vardır ne de mürşit vardır. E o zaman el ulemayı veristül enbiyaları ne yapalım? El ulemayı veristül enbiyalardan iki cihan serverin o yüceliklerini tecelli ediyorsa onlar da Muhammed olarak irşad ederler seni beni. Yok yücelikler tecelli etmiyorsa onlar asla ve asla Muhammed'i temsil edemez.